Türkiye'deki yani dizi ve film sektöründe özellikle insanlarımıza şu anda boşanmanın sanki bir özgürlüğe, yeniden bir özgürlüğe kavuşmak gibi bir şey olduğunu gösteriyorlar. Halbuki en son çare olduğunda buradan söylüyoruz her hem zaman. Hem özgürlük hem de yani boşan o dizileri takip eden insanlar, sanatçı diye geçinen hayranlar, ki hayran kitlesi, o kimselerin en fazla dayandığı evliliklerinin 1 yıl, 2 yıl, bazen 6 ay, bazen 3 ay bile süren, yani flörtün, zinanın, hodbin, bir dünyacı yaşantının adının işte evlendi, falanca sanatçı evlendi, filanca sanatçı falanca zamanda da boşandı. Yani belli bir süreliğine ondan, nefsinden, etinden, kemiğinden, bedeninden istifade etmek için evlendiğini görüyor. Ve 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene sonra boşandığını gören insanlar diyor ki bak ne kadar güzelmiş ya, onunla evlendi, sonra boşandı, bir daha başkasıyla evlendi. Bu hayat böyle demek ki diye düşünüyor. Ama bilmiyor mu ki, bilmez mi ki insanlar, yani hayat filmden ibaret değildir. Ve sanatçıların gösterdiği yaşam tarzı bizim Türk milli aile hayatımıza tıpkısıyla, aynısıyla uyan ve boşanmış insanlara bu denli böyle müsamahalı bakılacak diye bir toplum değiliz biz yani. Bu şekilde yani bugün boşandın, yarın bir başkasıyla flört edip evlendin ve bu da çok güzel aile hayatını, örnekleri, mutlu bir yuva, aile yuvası örneğini sergiliyor falan demek sadece kendini kandırmaktan ibaret olur. Belki sen gençken işte gücün, kuvvetin veya güzelliğin var iken o nefsinin hazlarını, arzularını yaşarsın. İşte evlenip boşanmakla sadece evliliği de o gayeye indirmiş olursun. Ama evlilikten esas gaye olan, esas maksat olan nice hikmetleri, nice faziletleri de elinden kaçırmış olursun ve yaşlanıp işte güzelliğin, gücün, kuvvetin, paran, pulun elinden gittiği zaman, makamın, mevkiin o elinden gittiği zaman huzur evlerinde bir kelam ederek huzur bulacağın, duyacağın kimseleri muhtaç beklersin. Kapılara bakarsın, pencerelerinden gözlersin ama bir evladım olsaydı da, bir kocam, bir evim, yuvam olsaydı da, gelenim, aranım, arayanım, soranım olsaydı diye beklersin. Zamanında yaşamış olduğun o hızlı yaşantının şeyini, ceremesini tabiri caizse yaşlılığından sonra, orta yaştan sonra böyle son derece durgun, yavaş, insanları bekleyen, insanları özleyen bir hayatla, bir yaşantıyla ne yaparsın? Yaşamak zorunda kalırsın onun ceremesi. Ahiretteki hesabı da ayrı. Tabii.